neler söylersiniz Naim Efendi? Ben mi yanlış işitirim? Yanlış işitmediniz Numan Efendi. Bu menfur hadisenin tarafınızdan yapıldığına dair ihbar aldık. Üstadım, işitir misiniz siz de? Kim demiş? Söyleyin Naim Efendi, bu alçak iftirayı yöneltenler kim? Huzuru adalettesiniz Numan Efendi. Sözlerinizi tartmanız icap eder. Ben sözlerimi tartarım elbet Naib Hazretleri. Ama mahkeme hangi delili tarttı da beni bu fenalıkla itham eder? Biz burada şahsi hesaplarımızı görmeyiz. Haşa efendim. Adaletin, şeriatin hesabını görürüz. Hakkınızda soygun tertibini sizin yaptığınıza dair ihbar var. Bunun iftira olduğu gün gibi ayan değil mi efendim? Böyle bir iftirayı ciddiye almak dahi mahkemeye zul değil midir? Medresede değiliz efendi. Ve dahi biz de talebeniz değiliz. Estağfurullah. Bu mana yoktur sözlerimde. Bırakasız da zul müdür değil midir? Orasına biz karar kılalım. Müsaade buyurur musunuz Şeref Efendi? Müsaade size. Numan Efendi, hak olan elbet ortaya çıkacak. Öyle efendim. Öyle elbet. Ama bunlar katlanılır ithamlar değil. Ben daha biçilmez bir emaneti kaybetmenin kederindeyken Naib Efendi bizi neyle isnat eder? İsnat etmez. İhbar vardır. Burada ona düşen işi tahkik edip adaleti tecelli ettirmek. Başvurduğumuz adalet başımız ister üstadım. Cezerin'in hiyallerinden birisini yapabiliriz çocuklarla derste. Bu öyle alalade bir alim değil. Çok 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 ileride belki bizden 10-20 nesil sonra insanlar onun nice ulu ulu bir alim olduğunu, kıymetini anlayacak. Kızım. Gelesin baba, gelesin. Saf teslimine gitmedin mi kızım? Çıkacak idim şimdi baba. Geç kalmışsın. Altın Çiçek önden yol aldıydı. Ben de peşinden gidecek idim şimdi. Say ki sürüsünü gütmeyen çobanın yalanına kandık. İş iştir kızım. Takip ister. Bir şey okur idim. Dalıvermişim baba. Sen Sinan'a özenirsin? Bir divane yetmez mi bize? Hadi. Altın Çiçeği yetişesin. Daha fazla oyalanma. Tamam baba. Selamun aleyküm. Aleyküm selam.
onca şaibeden sonra kalkmış hala derse girer. Şimdi soğuk terler döker ama. Kimden bahsedersiniz Tahsin Efendi? Etrafında olanı göresin Rüstem Efendi. Bize yakışanı da bu ola. Numan'dan bahsederim ya. Bilmezsin hiç olanı. İhbar olmuş Kadı Efendi. Kitabı çalan bizatihi Numan Efendi'nin kendisidir. Ter dökmesi de ondandır. Siz ne dersiniz Tahsin Efendi? İftiradır o. Masum olduğunu bilen kişiyi ne için soğuk terler döksün efendi? İftira tutmazsa ne zarar? Diyelim ki birisi çıktı ve dedi ki Numan Efendi çoktandır bu kitabın peşindeydi. Hem manevi kıymeti haizdir hem de maddi. Numan Efendi eşkıyayla bir olup kendisi kurdu bu tezgahı. Siz neler söylersiniz Tahsin Efendi? Olmaz şey mi var dünyada? Vallahi iftiradır. Numan Efendi etmez bunu. Hem kim niye iftira etsin ki Numan Efendi'ye? Hakikati yüzü bir değil. Gün gelir iftira suretine bürünür de çıka gelir. Büyüğümüzün sözüdür. İftira suretinde gelen hakikat. Bizim lafzımız sanmayasın. De bakalım. Ne olur biri çıkıp da Kadı Efendi'ye bunları söylemiş yazmışsa? Olmaz şey mi? Var ise kaderde mani mi var? Numan Efendi hak etmez bunu. Ben bilirim ilimi olan aşkını, talebesine sevdasını. Kimin hak edip hak etmediğinin kararını sen mi kılarsın Rüstem Efendi? Sana deriz ki kaderde mani olmaz. Rabbim sana yazmış sermide risli. Senin hakkındır. Alacaksın. Talebelerden birini kırdım da o mu yaptı acaba? Yok, talebeler nereden bilecek bu tadgu bilik müsaasını da götürürüm Bursa'ya? Talebelerden değil. Başkaca tanıdığım da yok ki şehirde. Medresede kim var ise? Sizler, talebeler, hizmetlerimizi gören müstahdemler. Ve bir de... Hele sakin olun artık Numan Efendi. Soruşturmanın sonucunu beklemekten gayrı elden gelir bir şey mi vardır? Öyle elbet efendim, öyle. Ama kim işte? Benim asıl meselem bu iftirayı bana atan kim? Gel, gel. Şöyle oturalım biraz, gel. Hocam, hocam. Nedir bu kadar mühim olan şey? Estağfurullah hocam, sizi görünce soralım demiştik sadece. Neyi soracaksın Sinan? Hocam, Numan hocamız yok da dersi verecek mi yoksa... Yahu bundan size ne? He? Talebenin vazifesi mi? Daha ders başlamamış, yok hoca gelecek mi, yok gelmeyecek mi? Yahu velev ki gelmedi. Açın defterinizi, kitabınızı, çalışın. Size çalışmayın diyen mi var? Bağışlayın hocam, gereksiz meşgul ettik sizi.
Ne gelirsiniz peşimden? Kusura kalamayasınız bey amca. Beni takip edersiniz sandım. Evladım, şu kuşçuya seslen de kuşlara nasibini versin. Ağabey, alasız ziyan olmaya. Ama siz... Bağışlayın bey amca. Nasıl anladınız? Ben dahi anlamadım döküldüğünü. Hem yükü ben taşırdım. Ama dede İbrahim derler ama... gözüm örtülüdür. Gönlüm değildir ha evlat. Hem'i taşıdığın eğer yük ise eksilse dahi tam görünür. Erenlerin sohbeti artırır marifeti. Bir dertleri sohbetten. Her dem süresim gelir. Leyla-yı Mecnun. Benim. Şeyda-yı Rahman benim. Dost oldu bize mihman. Bunca yıl, bunca zaman. Gerçek İsmail'in kurban olasım gelir. Hoş gelmişsen. Sen de hoş gelmişsen pirim. Ocağımız burada tüter. Somunumuz burada pişer nicedir. Çobanın yolu çarşıdan geçer mi ki bilsin somun kokusun? Endürü dağları bize... pazarı size kopçalanmış demek gayrı pirim. Pirime pazarın yolunu tutturan ne ola o vakit? Bir bıçak ile bir urgan ararım. Hangi İsmail'in boynu içindir? Bir İsmail bulmak isterim. Bulacağım İsmail. Vücudum şehirdedir. Ama pazarda değildir. Tasalanmayasın ha oğul. Pirimin istediği senin boynun değildir. Alın terindir. Bıçağının en iyisini yapasın pirime. Vakti dolan hayvanı var imiş. Şeyhim ne der işte o? Haydi bakalım. Eyvallah. Mahir midir? İşinde mahir, yolunda baştadır pirim. Hoş görmüşüz. Muhannes Efendi nerededir? Tiftikçiye gitmiştir. İn mi gelir? Yüz yüze mi? Yoksa isimsiz, kimliksiz mektup ile mi? Onu dahi sorup öğrenmek aklımıza gelmedi. En azından ne Numan Efendi? Her iki ihtimal de mümkün. Velev ki yüz yüze geldi söyledi. Ne yapacak kadın naibi? Sana eşkalini verip kim olduğunu mu söyleyecek? Haklısınız bağışlayın. Yerden göğe haklısınız. Kendi derdimle sizi de yoralım. Kendini yorduğuna yanacaksın soruşturma bitende. Doğru söylersiniz. En azından hala talebelerimle birlikteyim.
Numan Efendi, en azından bu iş neticelerine değin. Derslere girmeseniz mi acaba? Molla Lüstem gelsin istersen senin yerine bir süre. Efendim, hani inanmaz ediniz bu iftiraya. Nasıl böyle bir şeyi kabul edeceğimi düşünürsünüz? Eğer ki ben derslerden kendi arzum ile el çekersem bu adi iftirayı kabul etmiş olmaz mıyım? Haklısınız. Lakin bunu mütevelliye izah etmek güç olacak. Gerekse ben çıkar anlatırım huzuru efendim. Böyle bir iftiraya uğradım diye beni suçlu ilan edecek değiller herhalde. Bir ahbabımı gördüm, müsaadenizle. Müsaade senindir Numan Efendi. Selamun aleyküm Sonuncu Baba. Aleyküm selam. Bırak benim sırtımdaki yükü. Senin yükün sana yeter. Bismillah. Anlat hele. Var mı bir haber? Öyle bir imtihandan geçerim ki. İmtihan karşısında saf üstünde biten taze ekin gibi duracaksın evlat. Rüzgar ne yandan gelirse onu eğer de yaprağını tersine meyleder. Rüzgar dinince de yeniden doğrudur. Yani demem o ki eğileceksin ama yıkılmayacaksın. Bilirim. Bu hadis Muhammed el-Buhari'den nakl olarak gelmiştir. Hey, hadi bakalım. Fırına gitme vakti. Ekmek pişirmek gerek. Ahali somun bekler. Yardım da ettirmeli. Senin yükün sana, benim yüküm bana. Hadi. Selamun aleyküm. Aleykümselam Ayşe Hatun. Hoş geldiniz. Hoş bulmuşuz. Elinize sağlık. Ne yapar edersin de böyle güzel renkler verirsin. Buraya bizimkiler de boyacı. Ama sizin kadar güzel boyayamıyorlar. Sağ olasın Zohannes Efendi. Eli iş tutan hatunların maharetidir. Zohannes Efendi 5 deste daha sop ister Ayşe. Hazır ederiz inşallah. Ne vakit istersin Zohannes Efendi? Yakında çıkacak kervana yetişsin isterim. 10 güne yetişir mi? Yetişir evelallah, yetişir. Hayırlı olsun. Sağ olasınız. Altın çiçek. Somuncu Baba'ya varalım da un alalım. Kendi getirir durur, ne diyor biz gidelim? Altın çiçek. Adam ihtiyar, katırı ondan da ihtiyar. Yolumuz düşen de alalım. Gayrısını o getirir zaten. Buyurasın. Eyvallah. Ben artık gideyim Somuncu Baba. Dinlemezsin Sadrettin Efendi'yi, öyle mi? Nasıl dinleyeyim Somuncu Baba? Benim işim müderrisliktir. Ne olursa olsun o derse girmem gerek. Selamun aleyküm Somuncu Baba. Ve aleyküm selam. Hoş gelmişsiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulmuşuz Somuncu Baba. Un alacaktık. Bekle hele. Şu odunları atayım. Yükleriz arabaya. Sen zahmet etmeyesin baba. Bizim adamlar yükler. İyi, oradadır. Sizi burada göreceğimi bileydim. Defterinizi yanımda getirirdim. Nasip değilmiş.
Acelesi de yoktur zaten. Çuvallar hazır Ayşe Hatun. Buyurasın baba. Heh, bırakasın şunu. Biz artık gidelim baba. Sana kolay gelsin. Sağ olasınız. Mevlüt Bey'e de selam edesin. Ve aleyküm selam baba. Talebeler, seni bekler Numan Hoca. Ders var der, durur için. Vazgeçtin gitmekten herhalde. Doğru dersin. Hayırlı işler sonucu baba. El-Farabi, cemiyette belirli bir iş ayrımı yaparak yaşayan insanların olması gerektiğini savunur. Misaldir, çiftçiyi ele alalım. Çiftçinin tarlasını sürebilmesi için nalbura, neccara, sığır tacirine ihtiyacı vardır. Keza neccarın sığır tacirine, nalburun da çiftçiye ihtiyacı vardır. Farabi, cemiyet olarak yaşamanın insanları huzura kavuşturacağını söyler. Ona göre tek başına yaşayan insan mesut olmaz. Destur Numan Efendi. Velhasıl kelam, insanları mutluluğu elde etmek için birbirine yardım eden cemiyet, erdemli, muntazam cemiyettir. Sırası mıdır Durmuş Efendi? Mütevelli odasından beklenirsiniz efendim. Dersin bitmesini bekleyemez miydi bu Durmuş Efendi? Varırım biten de. İyi mi de beklenirsiniz efendim? Bilirim. Aşık ilmi. Öyle bir eseri nasıl kaybeder? İlmi aşkından olsa gerek. Yapmayın efendiler. Burası mahkeme değil. İyi de üstadım. Bu mahkemenin değil, bizim işimiz olsa gerek. Elbet. Mahkeme ne karışır medresenin faaliyetine? Mahkeme hükmünü versin vermesine. Lakin ben talebemle istemem şaibelim deriz. Destur! Numan Efendi geldiler. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Geçelim şöyle. Oturasınız hele. Niçin dersten çağrıldım? Neden bahsedeceksiniz bilirim. Bir alçak iftiraya uğradım. Ne demiş size iftira atanlar? Düşmanların hakkımda ne dediğini merak etmeyecek kadar eminim kendimden. Şükür ki. Bu konuda daha fazla bir şey diyemeyiz elbette. Orası kadın naibinin bileceği iş. Lakin üstünüzdeki bu şaibe kalkmadan derslere devam etmenize müsaade edemezdik elbette. Neden burada beklersiniz ders vakti? Yok mu hocanız sizin? Hocam, Molla Numan hocamızı mütevelliden çağırdılar. Dersi bitirmeden gitti.
Burada beklemeyin ders vakti. Geçin dersliğe. Okumanız neyiniz varsa onu yapın. Bunu yapmanız apaçık kul hakkıdır. Mahkeme medreseye karışmasın deriz. Ama medresede mahkeme gibi hüküm veririz. Orası kadın naibinin. Adaletin bileceği iş Numan Efendi. Bizim işimiz medresenin işleri. Kadı kararını vermeden bu iftiraya inanmak nedir peki efendi? Tahsin Efendi düpedüz suizan besler şahsıma. Kendinize gelin. Benimle bu şekilde konuşamazsınız efendi. Ya siz benimle nasıl istediğiniz gibi konuşursunuz o vakit? Yeter! Benimle gelesin Numan Efendi. Ne olursan ol. Önce edep efendi, edep. Müderris olmuş. Bir edep sen ne lazım? Efendim affınıza sığınıyorum ama bu ne ölçüsüzlüktür? Bu ne fenaya meyildir? Numan Efendi sakin olun. Mustafa Efendi. Numan Hocam gel. Gel biraz soluklan gel. Destur var mıdır şeyhim? Oo, gel bakalım Ömer'im gel. Gel. Buyur. Geç otur bakalım. Evet. Bugün ne demek gerek sana Ömer'im? Vaktiyle Pire Mahmut lakaplı bir mürid var imiş. Şeyhi bilirmiş. Pire Mahmut sabır ehli, imanlı, çalışkan. Kendi toprağının başına gözcü dikmiş Pire Mahmut'u. Hem iyi sıfatlarla namlanasın hem de şeyhin seni tutsun. İnsanoğlu değil mi? Çiğ süt emmiş. Haset edeni çok imiş. Haset eden yalan eder. Pire Mahmut duymaz imiş. Hasetçiler iftira eder, Pire Mahmut işitmez imiş. Güler geçermiş kulağına çalınanlara. Ama bir gün kapı kapı gezen bir dilenci kadına sen dediğimizi et, sana bu kadar altın demişler. Kadın gitmiş Pire Mahmut'un evine, sonra da ahaliye demiş ki, bana el uzattı, kötü iş etti. Sonra gözcülüğü yerde koymuş Mahmut. İftira göğsüne oturmuş, karalar bağlamış. Yüzü de yoğmuş ama varmış şeyhin tekkesine, kapıda durmuş. Şeyhi çıkan da ne diyor işinin başında değilsin demiş. Şeyh anlamış. Şeyh müridinin halinden anlamazsa onun mürid kabul etmesi haramdır. Şeyh anlamış ve demiş ki yalan için sıkarsan yüreğini o yalanların bende hiçbir hükmü yoktur. Senin eteğin hiç kirlenmemiştir. Sen işinin başında ola eden cezasını bulur. Pire Mahmut'u işinin başına koymuş geri. O iftira eden kadın ise elden ayaktan düşmüş, dili dahi konuşamaz olmuş.
Bunu gören ahali bir bir gelip Mahmut'tan helallik istemiş. İftira edenlerin ise vay haline. İşte böyle Ömer. Hakikat her daim ortaya çıkar. İftira da her daim edeni bulur. Derslere mani bir suçumu söyleseler amenna. Şeriatın kestiği parmak acımaz. Hele sakin olasın biraz. Oturasın, nefes alasın. Bıraksalar alacağız nefes. Ya kim ne günahımı görmüş? Bir iftiranın peşine takılıp da gitmek nedir? Bu iftirayı atan kişi ne demek ister? Amacı nedir? İftira tevil edilmez ki üstad. Öyle tabii ama şimdi kalkın. Ama? Yoksa sen de mi inanırsın bu iftiraya? Sen de mi benim yaptığımı düşünürsün Rüstem Efendi? Sana olan inancımı da, senin bu işi yapmadığını bildiğimi de bilmen gerek. Kusura kalmayız. Yahu bana bunu niye yaparlar? Beni derslerimden, talebelerimden niye ayırırlar? Benim dünyada başka ne hünerim var ki? Numan Efendi. Bir abdest al. Öfke ateşten, ateş şeytandan. Eline yüzüne bir suç al. Ateşin sönsün. Sonra da bir güzel istirahat et. İster isen köyüne git bir vakit. Zihnini arındır. He? Neyse. Bana müsaade. Namaz çıkmadan kılayım ben. Akşamın ayranı gör. Sağ olasın. Akşamınız hayır olsun Numan Efendi. Senin de durmuş efendi. İftira en çok atana yakışırmış Numan Efendi. Sizin huzurunuzda söz söylemek haddim değil ama atalar sözüdür. Adaletin bir ayağı topaldır. Lakin geç de olsa menzile varır. Eyvallah durmuş efendi. Eksik olmaz. Ne var? Ne dersin? Sen de mi inanırsın üzerimdeki bu iftiraya?
Başka hünerin mi var imiş? Ol gör bakalım. Kaç akçe eder hünerin Numan Efendi? Kaçtır ağabeyim haber iletir gelsin deyü özlerim elbet ama tek merakı ne zaman evlenirim? Hocam, hayırlı geceler. Müsaadeniz var mı? Buyurasın Sinan. Hocam, neler olur, neyiniz vardır? Sen yapmazsın, bilirim Sinan. Ama başıma gelen bu felaket. Taşıyabilecek kadar güçlü değilim bu iftirayı. Talebelerden birisinin, ne bileyim, kızmıştır. Bir konuda yahut kırmışımdır farkında dahi olmadan. Onlardan birinin yapmış olma ihtimali... Mümkün olabilir mi hocam bu dediğiniz? Sözünüzü keserim, bağışlayın. Herkesin size derin bir sevgisi ve hürmeti vardır hocam. Tam tersidir diye yorar dedik ama. Kimse inanmaz uğradığınız iftiraya. Kim bu müfteriyi bulsam her şey gün gibi açığa çıkacak ama. Kaldık böyle bilinmezlerin ortasında. Hocam, peki sizin bu gerçek suçluyu, sizi soyan eşkıyayı bulma ihtimaliniz yok mu? Bunu nasıl akıl edemedim ben şimdiye kadar? Bir de mantık dersi veririz. O eşkıyayı da yardakçılarında bulabilirim. Ağacı kökünden sökeriz. Ama nasıl? Size bu meselede yardımcı olabilecek birini bilirim hocam. Müsaadeniz olur ise. Sabah sizi bir yere götürebilir miyim hocam? Müsaitseniz elbet. Tamam. Sabah olsun da hele. Haydi, geç oldu. Cihan bir zerre olmuştuk.
nazar etsen o zevreden görünmez lakin illahım. Nazar etsen o zevreden görünmez lakin illahım. Bu sırrım sırrına kimse erişmez lakin illahım. Diye döner durursun bey amca. Ne olmadır çırağım? Ona diyeceğim var. İmsakalar didilmiş. Argın düşmüş. Ünlüyem de geçesin. Dediklerim kulaklarımıza çalınır. Varsın çalınsın da. Asıl kalbimize kara çalınır Rüstem Efendi. Şeyhim, niyetim asla sizi incitmek değildi. Niyetim... Niyet. Mühim. Elbet. Ya netice? Netice! Sen bize itimat etmezsin Rüstem Efendi. Estağfurullah şeyim. Affınıza sığınırım. Affetmek bu kıtmirin ne haddine? Aff dilemek istiyorsan Allah'tan dile. Bilirim ki sen bizim sözlerimize önem vermezsin Rüstem Efendi. Şeyhim, bir hata ettim şeyhim. Bu vakitten sonra yüzünüzü kara çıkarmam. Cahilliğime verin. Eyvallah ustam.
Bitirmiş mi efendim? Buyurun. Olmamış. Hani Tamgan? Kimin elinden çıktı? Ne bilecek ahali? Ne bilecek boynuna değdiği can? Tamgan'a imzanı ko. Sen bunu sahibine ver. O senin için saklar nice sene. Korur senin alnının akını. Korur seni nice iftiradan. Ama siz istemiştiniz. Kime niyet, kime kısmet. Damganı vur Ömer. Anlamazım. Var ise sözünüzün hikmeti, görmezim. Anlama. Zamanı gelen de perde kalkar. Belki 10 güne, belki 10 yıl. Selametle. Hoş gelmişsiniz Sinan Bey'im. Hoş görmüşüz. Hocam Numan Efendi. Hoş geldiniz efendim. Hoş gördük. Hiç tasa etmeyin hocam. Buluruz. İnşallah, inşallah. Sinan oğlum, neden medresede değilsin? Baba, hocam Molla Numan Efendi. Neden söylemesin oğlum, bizi mahcup edersin. Estağfurullah. Hoş gelmişsiniz hocam. Hoş görmüşüz. Hala buyurun, buyurun misafir edelim. Senin hocan mıdır o? Evet, sen tanır mısın ki? Nereden tanırsın ya? Medreseden çıktığı nadir. Somuncu baba. Onun yanında. Somuncu baba mı? O kim? Somuncu baba işte. Unu somunu topraktan biçmeyiz ya. Unu aldığımız usta. Say sen daha tanışmadın ondan. Neyse. Somuncu babanın yanındaydı senin hocam. Sol gözünün altındaydı. Naburdan Elmacığına kadar uzanan bir yarık izi. 3 tane daha eşkıya vardı bunun hizmetinde. Hah. Onların eşkali yahut? Onlarda belirgin bir farika yoktu tarif edebileceğim. Yüzleri kapalı eşkıyalar işte. İmdi hocam, herhangi başka bir malumat yok mudur? Gördüğünüz, duyduğunuz herhangi bir şey. Peşlerine düşebileceğimiz herhangi bir bilgi. Demek sende bunca tesiri olan o anlatıp durduğun hocan budur ha? Niye alakalarsın ki bu kadar?
Neyle? Neyden konuşuruz? Pek anlattığın gibi değil de o dikkatimi çekti. Nasıl diyeyim? Yani ne bileyim, öyle sen anlatınca hani böyle koca alimler vardır ya, sakalı ağarmış, sarı 12 arşın. Destur efendim. Gel kızım. Kalk kızım. Başkaca bir arzunuz beyim. Sağ olasın, yeterlidir. Hele buyurun. Sağ olasınız. Kıymetli hocam, biraz daha malumat verebilseniz pek iyi olacak. Ne bileyim, gözünün altındaki bir yarayla adam bulmak samanlıkta iğne bulunur. Lakin yedi dağın içerisinde bu tarifte adam bulunmaz. Haklısınız. İş değil benimki de. Estağfurullah, estağfurullah. Lakin biraz daha teferruat verebilseydiniz, sizin gibi bir ilim adamına yardımcı olmak vazifemizdir. Estağfurullah. Sağ olasınız. Eksik olmayasınız. Varsan gitsen ya sen işin başına. Ne vakit oldu? Yüzümüzü görmek istemezsin belli. Ben hocamı beklerim. Sen ne beklersin? Kovaydın bari Sinan Bey. Tekraren sağ olasınız. Kıymetli vaktinizi heba ettim Mevlüt Bey. Estağfurullah. Gelişinize şeref verdiniz. Ayağınıza sağlık. Dediğim gibi, başka bir malumata erişirseniz size yardımcı olmak vazifemizdir. Estağfurullah. Hayırlı günleriniz ola. Yolunuz açık olsun. Başka bir gören, duyan şahit yok mudur? Hocam, hocam. Ne der babam? Yardım edecek değil mi hocam? Eksik olmasın. Daha fazla bilgi verebilirsem edecek inşallah. Şimdi yapabileceği bir şey odur. Kusura kalmayın hocam. Ne kusuruymuş o? Kusur bende. Daha fazla malumata ihtiyacım var idi. Neyse. Sağ olasın. Haydi. Ben de bir eksik var der durur idim. İmdi tam oldu. Sonuncu baba. Eksik eksiğe katıldığında tam mı ortaya çıkar? Bizim işimiz belli. Gördüğün gibi. Senin ne işin ola ki burada? Mevlüt Bey'in oğlu Sinan. Talebemdir kara medreseden. Bir konuyla alakalı istişare etmeye gelmiş idik. Ne karar kıldınız? Karar kılmalık bir istişare değildi. Karar kılmamak üzere bir istişare yapıldığını da ilk kez işitirim. Komuncu baba. Nurul musun? Sağ olasınız Rahman. Aklımız işimizin dışında her yere çalışan da böyle olur işte. Eyvallah. Eyvallah. Çorunu nereden buldun? Bu çuval
Elize nereden geçmiş ola baba? Bu tamga da neyin nesi? Çuvalı aldığım köyün tamgası evlat. Sana ne gerekli? Nere ola bu köy? Şimdi önüme katıp getirmişim. Çok ayıp oldu hocama, çok. Kendi kendine ne deyi söylenirsin ha Sinan? Molla Efendi'nin gelme sebebi ne ola? Bir müşküle mi düşmüştür? Derdi vardı, derman bizdedir diye geldik. Babamın da derman olmaya tuttu. Sinan? Kılıçtaki tamga, ilaç duvarlıktaki tamga aynı. Bildiğini etmeli. Mevlüt Bey'e mi gitmek gerek? Olmaz. Bir kapı iki kere aşındırılmaz. Yetti millete yüzeydin Numan. Kendi işini kendin gör. Gör ki sen kalın ola. Destur var mıdır? Sinan Bey, Ayşe Hatun'u görmüş mü? Sinan Bey. Buyurun Sıçak Hatun. Aban'ı görmüş mü? Yanınıza gelmedi mi? Gelmemiştir. Soflar boyaya batırılan da yoklayacaktı. Bereketli olsun Somuncu Baba. Oo, sağ olasınız Mevlüt Bey. Sağ olasınız. Aşımızdan iyiydiz, öyle çıkaydız yola. Ayran buldun iç, dayak buldun kaç derler. Lakin fırın yanmak ister. Mümin somun bekler. Sağ olasınız Mevlüt Bey. Peki, kolay gelsin. Ama biraz sözü alırız. Eyvallah. Sizi tanış etmedim. Oğlum Sinan. Kendisi Kara Medrese'de talebedir. Maşallah. Molla Numan'ın talebesidir o vakit. Doğrudur. Kendi de imdi ayrıldı buradan. Bilirim. Karşılaştıydık. Beyim. Buyur kızım. Ayşe Hatun'u görmüş mü? Bana mı sorarsınız? Gece gündüz birlik olan sizsiniz. Hayrola? Sofları batırırız abeyim. Ayşe Hatun yoklamaya gelecekti. Hayır mıdır Ayşe Hatun? Kötü bir şey mi ola? Yok, şey... defterinizi getirdiydim. Buyurasız. Ne zahmet ettiyiz? Ben gelir alırdım. Olur mu? Ne zahmeti?
Asıl siz kusura bakmayasınız. Müderrissiz, talebelere lazım olmuştur elbet. Ben bir fırsatım bulup da getiremediydim. Çok daha mühim bir defter değildir. Yine uçup gitmiş aklımdan zaten. Bir sıkıntınız mı vardır? Babamla konuşmaya gelmişsiniz. Esubhanallah. Korkmayasız Mevlüt Bey. Ayşe Hatun Yaman kızıdır. Korkmayasız Yaman kızdır da altın çiçeksiz çıktığı görülmemiştir Somuncu Baba. Etrafta eşkıya kaynar. Telaşımız bundandır. Konaktan çıkarken görmüşler. Ayşe Hatun yoktur beyim. Bu kız neden benim sözümü dinlemez? Kaç kere söyledim tek başına çıkmayacaksın diye. Peki ya sen? Altın çiçek. Ben sana demedim mi gölgesi olasız? Arkasından ayrılmayasız diye. Ne dikilirsin burada? Bacılık bu mudur? Abam gelir. Kötü bir şey mi ola? Sen diyorsun bana. Kötü bir şey mi ola? Tek başına çıkarsın. Kimseyi almazsın yanına. Atım huysuzlanırdı. Onu dolaştırmaya çıktıydım. Bundan böyle tek başına çıkmayacaksın. Eli kalem tutan Molla Efendi'ye bile hücum ederler. Dikkatli olasız. Onun eli kalem tutar, benim elim kılınç. Dilerim denerler. Sinan. Bundan böyle sen de Rahman'la birliktesiz. Emin ol abim. Kimse tek başına çıkmayacak. De haydi. Herkes işinin başına. Atı da pek terletmişsin. Kimin peşine teptiysen. Umarım yetişmişsindir. Baba, müsaade var mıdır? Gel Sinan. Elinden hiç mi bir şey gelmez baba? Elimizden gelen esirgeyecek değiliz ya. Gelmez. Gelse hocandan mı esirgeriz? Bu iş başına gelmese ser müderrislik daha iyi onun da ama. Bilirim, bilirim. Biz de istemez miyiz alime kalkan el kırılsın? Ama ne yapalım? Engür'deki bütün yüzü yaralı adamlardan hesap soracak değiliz ya. Ama bir şey anlamam. Eşkıya kısmının kitapla ne işi ola? Kitap deyip geçmeyiz siz baba. Paha da ağırdır. Sarıp sarmalanmış gören de kıymetli olduğunu anlamışlardır. İnşallah tez vakitte bulunur. Allah'tan dilemeden evvel çaba gerek baba. Üç yiğidine vazife etseydin inşallah demekliye yüzümüz olurdu. Gelesin hele.
Muğla'nın başına gelenleri duymuşum. Saldıran adamların başındakinin yüzü yaralıymış. Doğru mudur? Öyledir. Ama babam bulamaz izler. Soracak adamı bilirsek buluruz. Hoş gelmişsiniz Numan Hocam. Hoş görmüşüz, hoş görmüşüz. Hayrola Numan Hocam. Hayrola inşallah. Şer ile görenimiz mi olmuş Rüstem Hocam? Şer değil de vaziyette değişiklik mi ola? Merakım ondandır. Değişiklik değil de ipin ucu avucumdadır. Bu kara lekeden kurtulacak pek kalmadı inşallah. Ne ola ki? Numan Hocam hoş gelmişsiniz hocam. Hoş gelmişsiniz Numan Hocam. Sonra tamam ederiz sohbeti üstad. Gelişimiz olsun çocuklar, hoştur. Ders için geldiniz değil mi hocam? Ders için değil. Keşke bu merakınızı ilime harcasanız. Destur var mıdır efendim? Gel. Gel Numan Efendi, gel. Oturasın şöyle. Yanınıza uğramamı söylemişsiniz. Kötü bir haber yoktur ya. İlla yanımıza uğraman için kötü bir şey mi olması lazım Numan Efendi? Sohbetini özlemişiz. Hele şöyle bir oturalım, iki kelam edelim. Ne dersiniz Rüstem Efendi? Amin. 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 Öyle bir hava almak için avluya çıktım. Sadrettin Efendi. Molla Numan'ı ünletmiş. Neden hocam? Herhal Molla Numan derslere yeniden dönecek. Ahvalinde bir değişiklik yoktur. Derse dönecek olsa haberimiz olur idi. Orasını bilmem. Şimdi nerededir Molla Numan? Sadrettin Efendi'nin odasında olmalı. Sen... Sadrettin Efendi'nin odasından çıkınca... Molla Numan'la hele bir konuş. Ağzını ara bakalım. Ne konuşmuşlar Sadrettin Efendi'yle? Ne yapıp edip o eşkıyayı bulacağım. Konuşturacağım. Aslında biraz da bunun için çağırttım seni. Yoksa eşkıyaların kim olduğuna dair bir haber mi vardır? Keşke olsa. Temenni ederiz, tez zamanda bulurlar. Ama... O eşkıyaları bulmadan bana döşek yüzü haramdır efendim. Bak Numan, kendi kendine delice hareketler yapmaktan sakın. Şerrin sonu hayırdır. Tasalanma sen. Bugün yarın bir iz bulurlar. Nasıl tasalanmayayım efendim? Göz göre göre şahsıma iftira atılır. Bu iftiradan kurtulmam için de yapmam gereken şey bellidir. O eşkıyayı bulacağım, hakikati söyleteceğim. Anan baban sol fasoldalar değil mi? Anamla atam vefat etmiştir. Evvela atam. Validem de ardından pek yaşamadı. Cennet mekanı olsun.
İstemezler miydi oğlunun mürüvvetini görmek? İlim kendine kuma kabul etmez efendim. Evlilik sünnettir. Sevdasız hayat olur mu? Elbet olur. Ama o hayat da hayat değildir. Hele bir hatunu sevesiniz de o zaman ben sizi göreyim. Büyüklerimiz ne demişler? Eşler birbirine aynadır. Unutmayalım ha. Her zamanki gibi koyduk ama. Boyadandır belki. Bir ölçek daha fazla koyasız. Çoban ağa nerededir? Hanesine dönmüştür Ayşe Hatun. Sürüyü sana emanet koyup evine mi döndü dersin yani? Bana ne vakit haber etmeyi düşünürsünüz? Siz bu sürünün didebanı değil misiniz? Bu keçilerin, koyunların halı nedir? Kaç kez dedim size ormana yanaştırman diye. Çamura baktı mı tiftikleri heba olur demedim mi size? Bu obanın aşı bunların tiftiğiyle, sofuyla döner. Bilmez misiniz siz? Ayşe Hatun. Oo, çobana. Bak, görür müsün keçilerin, koyunların halini? Yünlerin sertliğini görür müsün? Sen bunlardan olan donu alıp üstüne koyar mısın? De bana hele. Bizim oğlan Ayşe Hatun. Hasta değil, anası salık vermiş. Necedir ey değer? Telaş et. Onların günahı yoktur. Suç benimdir. Çoban ağa, sürü sana emanettir. Siz de bana emanetsiz. Derdim var dedin de derman mı bulmadık? Ne diye demedin bana çoban ağa? Koca obanın hatununu veledim fena dur diye rahatsız etmek olur mu hiç? Senin dilin ne söyler çoban ağa? Biz beyin otağını ahaliye yağmalatan töreden geliriz, bilmez misin? Oğlanla ben ilgilenirim. Önce otacı abaya, olmadı Engürü'ye. Sen içini ferah tutasın. De haydi, aklaya sus şu sürüyü, haydi! Altın Çiçek, sen Sungur ile oğlanı şifahaneye götür. Ben de bir soruşturayım. Biz şifamızı bulur geliriz Ayşe abi. Sen de onu bana veresin. Sen de gidesin onlarla. Selamun aleyküm Hasan ağa. Aleyküm selam Ayşe Hatun. Müsaitsen sana bir şey danışmaya geldiydim. Buyur hele, ne istersin? Yaralı yüzlü bir eşkıya ararım ben. Hayırdır? Bey kızının eşkıya kısmıyla ne işi olur? Malımıza zarar etmiş. Ben de bulup zararımızı gidermek isterim. Eşkıya kısmının çaldığı malı geri verdiği nerede görmüş Ayşe Hatun? Sen orasını bana bırakasın Hasan ağa. Sen marangozun orada bekleyesin. Ben yazar bir zabitle yollarım sana. Böyle şeyleri çok dillendirmemek gerek Ayşe Hatun. Olur, olur tabii. Buyur Hasan ağa. Ne gerek vardı Ayşe Hatun? Sana değildir, bebeleredir. Hatununa selam edesin. Aleyküm selam. Müsaadeniz olursa ben artık kalkayım efendim. Müsaade Allah'tan Numan Efendi. Dediğim gibi. Tasalanmayasın. İçini ferah tut. Ben senin suçsuz olduğuna inanırım. Sağ olun efendim. Diğer dediğimi de unutmayasın. Düşün. Bir başına hayat geçmez. Mücellet dervişi değilsen eğer.
kurulu bir yuvan olmayan da ellerine koz verirsin. Dediğim sade sevdadan değildir. Bunu bir düşünesin Numan Efendi. Hayrola Ayşe kızım? Yola bakmaz da ne okursun? Dua mıdır? Yok baba, mühim bir şey değildir. Mühim olmayanı somuncudan mı saklarsın? Saklamam baba. Aha bak, kağıttır, koydum. Sencile'in yörük kızına kim öğretti okumayı bakayım? Karındaşım Sinan vardı ya, medreselidir. Ondan bilirim. Ha, daha bugün tanış olduk Numan'ın talebelerinden. Sen nereye gidersin kızım? Konağa giderim baba, nereye gideyim? Sakladığın başka şeyler de var kağıttan gayrı. Erhal. Ne demek dilersin baba? Lütfetsen de açık desen. Bak, kaderde de nice sırlar vardır kızım. Açık edilmez, aşikar olmaz. Her yola gidilmez, yoldan dönülmez. Sen dosdoğru konağa gidesin. Öyle yaparım baba, selametle. 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 Hadi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam üstad. Ne için çağırtmış Sadrettin Hazretleri? Tekrar derslere girmenle alakalı bir takdiri mi var? Yok. O mesele bildiğin gibi. Mütevelli heyeti ben aklına dek derslere girmemi istemez. Bir neticeye varacaklarsa varsınlar bir an evvel. Hayır. Talebelerin de yokluğunu ararlar. O konuda içim rahat. Yokluğumu aratmazsın sen. Estağfurullah. Estağfurullah. Elimizden geldiğince. Ama merak etme. Başımdaki bu belayı tez vakitte savacağım inşallah. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Somunlar. Hele bir somun veresin somuncu baba. Dur. Buyurasız. Kolay gele. Eyvallah. Sağ olasız. Yürü. Somunlar. Müminler. Somunlar. Müminler. Somunlar. Kolay gele baba. Bir somun veresin hele. Gel. Buyurasız. Sağ olasın. Allah razı olsun. Hayırlı işler. Sağ olasız. Dur. Somunlar. Somunlar. Ne hayırdır Beyoğlu? Nasip bir yerde mi ararsınız? Siz somuncu baba? Evde tanış olmuş idik. Evet, hatırladım. Numan Hoca'nın talebesiydin ha? Hocanın adını duyanda yüzün yere düşer. Ne o? Hocanı yerde mi ararsın? Sana hoca mı yok, medrese mi yok evlat? Ne diye bağlanıp kalırsın hocanın tekine? Menba en bol olan deniz,
en derin deniz olmaz mı? Olur mu öyle şey Somuncu Baba? Benim hocam... Onsuz kara medrese, kara medrese olur mu? Doğru dersin ya. Bahanesi Melike Hatun'la birdir Numan Hoca'nın mollalığı. Ne demek istersiniz Somuncu Baba? Yolumdan çevirip hocama olan bağımı mı sorgularsınız? Bu topraklarda Numan Hocam gibi hoca göremezsiniz. Nice medreselerden davet geldi de gitmedi. Eyvallah. Eyvallah da biz sana hocanın hocalığını demedik ki Beyoğlu. Niye hiddetlenirsin? İlmi boldur, kıymeti de haizdir. Biz de onu deriz zaten. Yakışık alır mı o kadar mahir olan hocanın talebesine bu hal? Kaldır başına deriz. Öyle, öyle ama... içimdeki sıkıntı kitap yüzü açtırmaz. İçindeki sıkıntı kitabı açanda geçer belki. Ha evlat? Dinleme sen içindeki vesveseyi. Öyle mi dersin Somuncu Baba? Aban bile okur imiş. Sen de boş durma. Hadi bakalım. Somuncu fırına, talebe medreseye. Kolay gel o vakit Somuncu Baba. Hadi uğurlar ola. Somunlar, müminler. Somunlar, müminler. Siz geriden gelesiniz. Kalaba görünüp ürkütmen köylüyü. Selamun aleyküm ana. Kolay gele. Aleyküm selam yavrum. Biz Engürü'den geliriz. Atamız vefat eden de bize buraya gelin, buraya yerleşin dediydi. Yüzü yaralı bir ağa varmış, onu ararız biz. Bilir mi? Ada yok mudur? Yüzünde yara bere içinde adam ararsınız. Vardır yoldur sen dediğimize cevap ver hele. Gelin zoruna. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selamun aleyküm abi. Kolay gelsin. Aleyküm selam sağ olasın. Biz yüzü yaralı bir ağa ararız. İş vereceydi de bize. Bilir mi? Yüzü yaralı? Yüzü yaralı bir ağ vardır. Tepededir hanesi. Ovaya çıkmadan. Allah razı olsun abi. Sağ olasın. Kolay gele. Sağ olasın. Yarın imsakla çıkalım. Diğer köylere de bakmak gerek. Hanımım ne diye bu mollanın peşini kollarız? Molla beni ne diye alakadar etsin Altın Çiçek? Onun hali Sinan'ın canını yakar. Sinan üzülmesin de iyi uğraşır dururuz. Sakın ha! Kimse babama bir şey demeyecek, sakın! Diyen olursa o da olur, yakarım ona göre. Haydi! Yardım lazım mıdır Hatun? Yardım lazım mı deriz, duymaz mısın? Baskın var! Ah!
Dervişlik dediğimiz öyle kolay bir iş olmasa gerek. Hayır Ender. Biz farz ibadetlerimizle Allah'a olan yükümlülüklerimizi yerine getirdiğimiz gibi nafile ibadetlerle de ona yaklaşacağız. Şimdi iki rekat namaz kılalım da kalbimizi cilalayalım. Zikir falemennehu la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah la Yeah.
kulağımıza öyle çalınır ki Molla Numan hala medreseye gelip gider imiş. Sebebine vakıf mısın? Hele söyleyesin Rüstem Efendi. Sadreddin Efendi buyur etmiş. Bana demişliği budur şeyhim. Rüstem Efendi. Sözümü sarih diyeceğim. Sen de iyi işiteceksin. Sert bir yel eser. Bütün dirli düzeni dağıtır. Ne varsa alır götür. Sen Numan'a böyle yakın durur isen korkarım. Sen de kapılasın. Mesafeni pek tut. Bundan gayrı o medreseye adımın dahi atamaz. Devrilen, yele kapılan ister yanındakini de alıp götürmeyi. Maazallah, insanoğludur. Çiğ süt emmiştir. İftiraya yatkındır. Sen arayı aç. Aç. Tedbirini al. Allah iman eden kulunu sever. Korur. O kitap meselesi Numan'ın defterini dürdü. Sermüderiz. Sen olacaksın. Ustamdan iznimi aldığım gibi halvete koşarım şeyhim. Hele bu ettiğimiz zikirler. Gönlümü nasıl ferahlatır bir bilsen. Ne Adem göresim gelir, ne arasına karışasın. İnsandan kaçanda ne yaparsın? İbadetimle meşgul olurum. Ellerim açar dua ederim. Günahtan da rak olmuş olurum. Şimdi Bahri kuşunu bilirsin. Suya dalar da tüyü yaş olmaz. İnsan dediğin de öyle olmalıdır. Suya girmeden kuruyum demenin hükmü var mı? Ne diyor alemin Resulü? İnsanların içinde olup onların gaidelerini çeken, bunlara sabır gösteren, onlarla yaşayan mümin, dağ başına çıkıp insanlardan uzaklaşan müminden daha hayırlıdır. Halk içine karış, günaha karışma dersen şeyhim. Emir sayarım. Hadi bakalım. Az daha unuturdum şeyhim. Hayır. Size bir şey vermek isterim. Biz veren tarafız, alan değil. Kim görmüş hediye kabul ettiğimizi? Mal değil, mülk değil şeyhim. El emeği.
Bizim somunları da pek bir iyi keser bu. Hı? Eline emeğine sağlık evlat. Haydi bakalım. Eyvallah. Rüstem Efendi. Geçemedim. La havle, la havle. Ne edersin Numan Efendi? Namazdan çıktım. Konuşacak Adem ararım, somuncu baba. Başın yerde yürürsen eşekle burun buruna gelirsin. Ondan beter Adem de vardır. Mutlaka. Hadi geç içeri. Buyur bakalım. Acep bu derdimin dermanı yok mu? Ya bu sabr itme gün oranı yok mu? Güler bu düşmen benim agladığıma. Acep şol kafirin imanı yok mu? Adımız miskindir bizim. Düşmanımız kindir bizim. Biz kimseye kin gitmeziz. Kamu alem birdir bize demiş Yunus. Her derdin bir dermanı vardır. Sen kimseye kin gütmeyesin evlat. Bizim somunumuzu diğerlerinden farklı kılan bal ile pekmez idir.
ve dahi yoğurttur. Ama somunu somun eden sır piştiği fırındır. O da buradadır. Un ile tuz somunu tam eder mi? Deriyle kemik de insanı tam etmez. Bal olan da pekmez olan da ve dahi yoğurt olan da mahir ellerde yoğurmak gerek. Yoğurmak gerek. Sorarsan yoğurmak yeter mi? Yetmez. Beklemek gerek. Durmak gerek. Sabır gerek. Sabır gerek. Sabır gerek. Sabır gerek. Sabır. Sabır gerek. Sen bekleye dur Sonuncu Baba. Hayır, ben gideyim artık. Geçme o tene, geçme. Yılana dönüşmez, suyu yarmaz. Bu da beni durdurmaz. Ağ bilir. Ağ bilir. Yemedir Ayşe Hatun. İyidir, iyi. Hazırsanız çıkacağız birazdan. Ayşe. Sen yaralı halınla at düzer gitmeye mi kalkarsın? Daha dün tepenize ok yağında. Sen bana... Çekilin. Sen bana anandan sonra evlat acısı da mı yaşatacaksın? Baba ben... Sen haddini bilmezsin. Sen yerini bilmezsin. Sen önünü görmezsin. Daha gidip eşkıya peşine. Bundan böyle
Benden habersiz konaktan adım atmayacaksın. İşittin mi? Emrin olur beyim. Selamun aleyküm ağalar. Ve aleyküm selam. Ne ararsın efendi? Hangi rüzgar attı seni buralara? Bir dostumu ararım. 10 gün evvel yola çıkmış idim. Yolda karşılaştık. Hoş sohbet ettik. Sağ olsun azını benimle paylaştı. Tatlı dilli bir dostu. Bu köyden olduğunu, onu ziyaret etmemi söyledi. Ben de ilk vakitte ziyarete gelmişim. Adı sana yok mudur bu yarenin? Bende de unutkanlık başa bela olmuş. Bir türlü adı gelmez aklıma. Ama yüzünün böyle sol yanında gözünün altına kadar bir yara izi var idi. Öyle birini tanımazık. Ama sen yine de başka birilerine bir sor. Senin dediğin gibi bizim köyde öyle bir yaralı adam yoktur. Eyvallah. Sağlıcakla kalın. Selamun aleyküm ana. Aleyküm selam. Yüzünün şurasında yara olan bir adam ararım. Orada yamaçtaki evde. Sağ olasın. Selamun aleyküm. Konuşacaklarım vardır. Ne diye kaçarsın benden? Neredesin? Tam yakalamışken elindeki adamı da kaçırın umar.
İmdibul bulabilirsen. Görünmez lakin illa.